Hande Yener'in ortalığı kasıp kavuran sözleriyle devam ediyoruz. Yener, Tarkan'ı, Gülşen'i ve kendisini pop'un üç büyüğü olarak açıkladı. Ortalığı toz duman kapladı. Ben oldum canım yani, ne yapalım? Evet, ilk üçü açıkladım. Var mı itirazı olan? Var mı itirazı olan? Ünlülerin Hande Yener'e tepkileri gecikmedi. Banu Zorlu, Sinan Özen, Cenk Eren, İrem Derici ve Yalın gibi ünlüler Yener'i yaylım ateşine tuttu. Şarkıcı olmak bambaşka bir şey, popüler olmak bambaşka bir şey, dev olmak bambaşka bir şey. Yani bugün bunu Sezen Aksu bile söylemiyorsa düşünmek lazım. Bence çok talihsiz bir açıklama yapmış. Bizlerin kendimizi nerede gördüğü değil, halkın bizi nerede gördüğü çok önemlidir. Dolayısıyla da büyüklüğümüzü ve olduğumuz yeri halk takdir etsin diyorum. Sıla'yı nereye koyacağız? Demet Akalın'ı nereye koyacağız? Kendi jenerasyon, yani mesela diyorum, Sertab Erener falan yok mu? Ben biliyorsunuz öyle şeylerle alakalı hiç konuşmuyorum. Sektörümüz çok tatlı, çok şeker, çok yetenekli. Birbirinden hem genç hem kıdemli bir ton sanatçı var. Herkese de ekmek var sektörde. O yüzden herkes büyük. Tarkan bir numara zaten. İlk üçte kim var sizce? Masar Fuat Özkan. Hadi iyi akşamlar. Hande Yener'in rakibesi Demet Akalın'sa önce umursamaz tavırlar sergiledi. Hande Yener bir açıklama yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Sonrasındaysa ilk üç sıraya kendisini koyarak büyüklük tasladık. Son günlerde bir popstar tartışması var. Sizin ilk üç tane popstarınız kimdir? Saymış olsanız. Ben. Skandal bir habere geçiyoruz.